Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zaman pazarda ikinci bölümle karşınızdayız. Erol Mütercimler'in evinden canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi yerimiz dar. Yerimiz dar olunca sosyal mesafede de açabildiğimiz kadar açtık. Biraz daha ben. Bir metre açabildik. Evet, birden biraz daha fazla. 1.30 falanız herhalde. 1.5 var yok, değil mi? Yok, bunun büyük, uzunluğu 1.5. 1.5 işte 1.5. Biraz da böyle bakarak konuşuyoruz filan. Ama bu arada tabii yani şey arasında, reklam arasında hani takıyoruz şeylerimizi, maskelerimizi. Bu karbonlu maske. Bundan da alabilirsiniz. Bunları sıcak suya, kaynar suya koyuyorsunuz. Bir ay kullanabiliyorsunuz. Nanoteknolojiyle yapılmış bu karbon maskeleri bulabiliyorsunuz. Ben aldım, kullanıyorum bunları da. Onu söyleyeyim. Şeye de gönderdim. İstedi benden Sacit Aslan. Sevgili Sacit abi. O da mesaj atmış. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu program bu ülkede yapılan en güzel TV programı diyor. Sacit abi harikasınız. Erol Mütercimler Derya gibi ve gerçek bir İstanbul beyefendisi. Estağfurullah. Bir kişi ve sen çok iyi bir gazeteci. Abi buralarını okumayayım artık, övüyorsunuz. Helal olsun size, ruhum dinleniyor bu programı izlediğim zaman demiş. Sacit abi sizi çok verin. Yaşına yanım buyurun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olunuz. Çaylarımız da şimdi getiriyor. Yetmedi. Bütün prodüksiyonumuzu yaptı, bir de çayımızı getiriyor. Sağ olsun. Can dostum vardır Vahran. O sevgili kardeşim de tespihinin fotoğrafını göndermiş bana. 17 taneli. Onlar Zeybek'miş tespihinin ismi. Anladığım kadarıyla da zeytin çekirdeği. Anlayabildiğim kadarıyla şeyden fotoğrafına. Demek ki bütün kültürlerde işte var ve tane sayıları değişiyor. Bizim şimdi DNA'lar, reklam arasında Cemal Can Polat aradı. Çok kulaklarını çınlattık Cemal Hoca'nın. Sorduk ona Cemal zaten Bey, Aleviler'de evet, var. Cemal Hoca diyorum çünkü hocalığı şöyle hoca. Hakikaten Alevilik üzerine yazdığı kitapları vardır. Bu konuda araştırmaları vardır. Dedi ki reklam arasında aradı. Erol Hoca dedi doğru söylüyor. Aslında Anadolu Aleviliğinde dedi şey yok. Tesbih yok. Sadece Suriye Aleviliğinde var. Ama bizde de dedi Bektaşi tekkelerinde vardı var, dedi. Doğru. Bunu ekledi. Bayılarak izliyorum. Çok teşekkürler. Telefonum durmuyor dedi şu anda. Ben de teşekkür ediyorum. O bir. Sağ olun, var onu olun. Söyleyelim. Önemli. O bir. İki. Emin Gürses. Çok can kardeşim evet. Ya. Emin hocamız aradı. Ondan sonra ya dedi halka moral veriyorsunuz. Çok iyi yapıyorsunuz. Böyle güzel sohbet haline çevirdiniz programı. Harikulade dedi. Emin hocayı buradan söylüyoruz. Emin hocam öyle kurtulamazsın. Bir ara geleceksin program yapacağız yani. Öyle yok. Çok özledik çünkü sizi. Emin Gürses hoca. Bu 5G işini de merakla dinledim dedi. Ve ben de dedi. Artık özellikle dedi bu bundan birkaç yıl önce yayınlanan bazı raporlar elime geçiyor. İşte dünyanın böyle bir salgınla teslim olacağı, dünyanın böyle bir salgınla işte kırılacağı şeklinde raporlar yazılmış. Çok önemli merkezlerden bu raporlar var. Artık ben de dedi bu işe biraz şüpheyle bakıyorum. Kendiliğinden olan bir salgın gibi değerlendiremiyorum dedi. Yok salgın Profesör Emin Gürses. Şöyle söyleyeyim Emin kardeşime. Hayır salgın. Bak kendiliğinden oldu tıbbi olarak anlatılıyor bak. Orada hiçbir kuşkumuz yok. Mesele şu. Ondan sonraki süreç yaşa. Bunun hızla yayılması ve bu yayılma karşısında vurdum duymazlık. Asıl üzerinde tabii tartışılacak olan husus şu. İlaç şirketlerinin buradaki menfaatlenme konusundaki hareketsizliği ya da olumsuz yöndeki hareketlilikleri bizim tartışmamız gereken konular şu. Bill Gates ve onun gibi vakıf sahipleri, vakıf kuranlar bunu doğru söylüyor Emin kardeşimiz. Çok doğru söylüyor. Çok önceden bunlar anlatıldı. Türkiye'nin de Milli Güvenlik Belgesi'nde 2010'da burada da anlatılmış. Bizimkiler de yazmışlar uzun uzun. Bu pandemi konusunu nasıl önlem alınacak, ne olmalı, ne bitmeli. Efendim sürpriz değil ki. Bunlar bekleniyor bu salgınlar. Bunun üzerine strateji merkezlerinde raporlar var. İşte demin Gürses'in söylediği şekliyle raporlar var. Kaç tane rapor okuyoruz? Benim kendi arşivimde de kaç tane rapor var? Çıktılarını almışım duruyor. Burada İngilizce'de çok yayın yapıldı. Çok söylendi, çok etti. Bu hiç sürpriz değil gelinen yaşam koşulları itibariyle gerek teknolojinin kullanılması söyledi. Bak ilaç şirketlerinin meseleleri, doğayı kirletmemiz, çevre konusundaki duyarsızlıklarımız. Bütün bunların hepsi üretiyor, türetiyor zaten bunu. Burada bir sürpriz yok. Önemli olan husus şu şimdi. Bundan sonra ne yapılacak? Örneğin işte bu 5G teknolojisi bu konuşuldu. Güzel. Şimdi biliyorsunuz 4.0'dı teknoloji endüstri. Şimdi 5.0
konusu var. Çin orijinli. Bununla başımıza ne gelecek bilmiyoruz şimdi. Nanoteknoloji diyoruz. Bu teknolojilerin ne yarattığını bilmiyoruz. Yani biliniyor. Evet, strateji merkezlerinde bunlar üzerine çok makaleler üretiliyor. Çok raporlar veriliyor. Örnek vereyim, işte 18. yüzyıl biliyorsunuz endüstri devrimi, işte 17. yüzyıldan sonra gelişmelerle birlikte başlayan süreç. Endüstri devriminden sonra ne oldu? Fabrikalaşma. Bakın o fabrikalaşma, evet ürünler üretiliyor, o oluyor bu oluyor ama bize nelere mal oldu? Naylon keşfedildi, bak sonuç nelere geldi gibi. Bütün bunların hepsi, evet teknolojiler, bir daha söylüyorum, teknolojiler gelişiyor, ilerliyor. Ama bununla birlikte de insanoğlu için çok büyük yıkımlara neden oluyor. Evet. Çok büyük yıkımlara neden oluyor. Ha şimdi bu yıkımlardan büyük para kazananlar var. İşte büyük teknoloji şirketleri, en başta ilaç şirketleri, en başta kimya sanayi, kimya sektörü. İşte bunların hepsi artık tartışılacak diye düşünüyorum. Evet, tartışılmalı. Ha bu tartışmanın sonucunda ne çıkacak? Onu bilmiyoruz. Dünyanın müesses nizamının, özür diliyorum, dünyanın müesses nizamının kurucuları olan finans aktörleri, işte her zaman üstünde konuşuyoruz kardeşim, paradan para kazananlar, bu sektör mensupları, yani bu büyük aktörler, o büyük işte banka sahipleri, dünyanın büyük, dünyayı yöneten bu güçler, devletler değil, bu büyük aktörler, bu büyük finans aktörleri. Şimdi bunlar nasıl bir tavır takınacak? Bunlara karşı biz nasıl bir tavır takınacağız? Hep konuşuluyor ya, yeni tip komünizm, tabii ki komünizm klasik anlamıyla düşündüğümüz şekliyle ya da işte Lenin'de, Marx'ta, teoride, kitaplarda tartıştığımız şekliyle değil. Ama bütün bu olayların sonucunda bir sosyal devletin ortaya çıkması gerektiği ve insanlığın bunun üzerinde yeniden şiddetle arzu duyması gerektiği şimdi konuşuluyor. Ama ortaya da bir gerçek çıkıyor. Az gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler, yoksul ülkeler çok şey kaybedecekler. Bak bu da artık gün gibi ortada. Ha, şimdi bu dengesizliği nasıl gidereceksiniz? Bu dengesizliği gidermediğiniz sürece o sosyal çatışmalar, savaş, kavga, o nelere mal olacak dünya? Ona nasıl bir bedel ödeyecek? Evet. Tartışılacak o kadar çok konu var Erol ki. Erol Bey, isterseniz şöyle biraz daha açalım mı? Buyurun. Şimdi şüpheler nerede düğümleniyor? Bir, artık açık açık konuşuluyor sevgili izleyiciler. WHO, World Health Organization, yani Dünya Sağlık Örgütü, değil mi? Evet, evet. Kısa adı olan kuruluş. Evet, evet. Başından itibaren, yani 31 Aralık 2019'dan itibaren Çin'de Wuhan kentinde bu salgın görülmeye başladığı andan itibaren süreci yönetemedi. Hı hı. Ama sadece yönetememek, sadece basiretsizlikle izah edilemeyecek bir takım hataları da beraberinde yaptı. Ne yaptı? Bir kere bu salgını önemsemedi uzunca bir süre. Uzunca bir süre Çin'e herhangi bir müdahalede ve yaptırımda bulunmadı. Zannetti ki SARS gibi, MERS gibi o hastalık o çerçevede kalacak. Ama dünyayı saracak, dünyayı kırıp geçirecek bir salgın olacağını önden göremedi. Kimse göremedi ama. Ama dünya Erol Bey, siz göremezsiniz, ben göremem de Dünya Sağlık Örgütü'nün işi bu. Sınırsız bütçe, sınırsız yaptırım gücü, sınırsız ulaşabileceğiniz imkan ve sınırsız hekim elinizde var. Haklısın. Dünya Sağlık Örgütü bunu yapamaz mı? Onlar da şunu haklısın. Diyebilirdi. Çin, kardeşim Ocak ayının 15'ten itibaren dünyaya bütün uçuşların kapatıldı. Hiçbir yere uçak kaldıramıyorsun. Bir kere bu zaten bir lejyoner hastalığı, uçak hastalığı. Uçakla gezdi yani bu virüs. Dolayısıyla sen kimseye gidemiyorsun. Ülke olarak seni karantinaya alıyoruz. Bitti. Bir kere birinci tedbir bu alınabilirdi. İkinci tedbir, ta Mart ayının ortalarına kadar dünyada bir pandemi ilan etmeyi beklediler. Beklediler. Şimdi halen daha maske takılsın mı, takılmasın mı bunu tartışıyorlar. Neredeyse insanlık kendisini yok edecek bir tehditle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü oturmuş, maske takılsın mı, takılırsa nasıl takılsın, hı hı, kendi içlerinde tartışıyorlar. Önceki gün Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü bir açıklama yapıyor. Diyor ki maske takılması iyidir, gereklidir. Ondan sonra tekrar bunu tartışmaya açıyoruz diyen bir başka açıklama geliyor gene aynı örgüt tarafından. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü hem alacağı tedbirler hem öngöremediği bir gelişmeler dolayısıyla bu işte sınıfta kaldı. Hı hı. Ama sınıfta mı kaldı acaba? Söylenenler, komplo teorileri pek de öyle demiyor. Çin'in ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bu işte
olağan şüpheli olduklarını söylüyor. Hı hı. Diyeyim, topu size bırakayım. Ya şimdi şöyle bakın, bir daha söylüyorum. Şimdi bunun iki yanı var. Birincisi gerçek kısmı. Gerçek kısmı ne? Bu, bütün tıp otoriteleri işte Türkiye'de her gün 24 saat tıp otoriteleri de herkes konuşuyor. Dünyanın her yerinde de söyleniyor. Makaleleri okuyorsunuz yabancı gazeteler, dergilerde de herkes şunu söylüyor. Evet diyorlar. Bu mutasyon geçirdi. Evet. Ama ötekilerden farklı olarak bu çok hızlı yayılıyor. Tamam. Şimdi bunun komplo teorileri kısmı demin o altını çizdiğiniz şekliyle ondan sonraki süreçte başlıyor şimdi. Üzerine kafa yorulan, komplo teorileri üzerine işte yazılan kısmı burada başlıyor. Bir müdahalede gecikme, bunun arkasında acaba işte bu söylemiş olduğum kimya sektörü, kimya endüstrisinin devleri, kısacası ilaç sektörünün devleri mi var? Trump bile bak ya, akla ziyan bir şey ya, maske konusunda ben takmayacağım. Arkadaş pardon, Amerika Çin'den devraldın bayrağı sen. Bayrak senin kalmadı. Kendin söylüyorsun 240 bin işte ölü bilmem nelerden kendin söz ediyorsun. Ama senin kendin kalkıyor şimdi bunları söylüyorsun. Yarın öbür gün ne söylenecek? Söylenecek şey şu, acaba işte o ilaç şirketleri mi Trump'a bunu söyletti gibi komplo teorileri kısmı işte burada işin içine giriyor ve çok şey yazacağız. Çok şey yazacağız bu komplo teorileri doğru, kısmında. Doğru. Gerçekten bundan çok sonrasında şey, çok şey görülecek, yazılacak. Evet efendim, çok şey yazılacak. Ama bir tane bir olumlu yanı var, aşı meselesi. Çünkü bir aşı karşıtlığı vardı. Evet, ama görüldü ki kardeşim aşı önemliymiş, aşı hayat kurtarıyormuş. Ha ama buradaki notum şu. Milli, her devlet kendi halkı için, yani her devletin kendisinin oturup kardeşim aşıyı üretmesi gerekiyor. Türkiye bundan büyük ders alsın, hıfzı sahayı işte kapatanlar, etkisiz hale getirenler şimdi ne kadar büyük yanlış yaptığını, bu ülke halkına nasıl büyük kötülük yaptıklarını şimdi görsünler. Şimdi görsünler bak. Şimdi Rusya'dan aşı sonucunu bekliyorsun, Çin'den bekliyorsun, Amerikalı yapıyor. Gerçi bizde de yapılıyormuş çalışmalar, ayrı bir şey de. Ama bütün bunlara saldırırken, bütün bu kurumlara buraya ideolojik bakmamak gerekiyor. Siyasi olarak bakmamak gerekiyormuş. Şimdi bizim karar vericilerin de sanıyorum bundan bir ders çıkarmışlardır. AKP'nin kurmayları işte başta Tayyip Bey olmak üzere ona bu önerileri getirenler kimse. O kurumları kapatma kararları nasıl veriliyor? Oturup yeniden bir düşünmeleri gerekiyor. Bakın şimdi neyle karşı karşıya kaldık. Doğru. Onun için doğru. Diyorum komplo teorileri kısmı şimdi işte bundan sonra devreye girecek. Örnek bizde hıfzı sahayı, bu enstitüleri, bu çalışmaları kim sonlandırdı? Tıpkı Küçükçekmece bu nükleer araştırma merkezinin ta o tarihlerde kapattırılmış olduğu gibi. Kim kardeşim kapattırıyor bunları? Bu cumhuriyetinden devralınan bütün bu fabrikaları, bütün bu kurumları kim yok ettirtiyor? Hangi akıl yok ettirtiyor? İşte komplo teorileri burada devreye girecek ve bu 18 yıllık siyasal iktidarda kolay kolay da daha sonra yazılacak olanların da altından kalkamayacaklar, ben size söyleyeyim. Evet. Şimdi Erol Bey, küresel anlamda bir problemle karşı karşıyayız. Bunun bir de orkestra şefi var. Orkestra şefi Bill Gates. Hı hı. Şimdi bu Bill Gates gerçekten inanılır bir şey değil. Kameranın ışığı söndü yine. Onu yakarlar herhalde. Bill Gates adeta bir orkestra şefi gibi. Üzerine ne vazifeyse, çıktı. Diyor ki işte sokağa çıkma, insanlar sokağa çıkmamalı. Aksi takdirde bu şey önlenemez, bu salgın önlenemez diyor. Sonra çıkıyor diyor ki dijital aşı meselesini gündeme getiriyor. Dijital aşı dediğin işte deri altına bir çip yerleştirerek işte bu insanların içindeki bütün viral enfeksiyonları işte yani daha doğrusu sizin e-nabızınızı yükleyeceği bir çipten söz ediyor. Bu çip daha sonra bazı merkezlerde İşte sizin vücudunuza bir virüs girdiği andan itibaren alarma geçecek. Onun hemen antikorunu üretecek. Vücudunuz artık ne üretmesi gerekiyorsa onu üretecek diyor. Ama bir dakika, yani Bill Gates'in ne alakası var bu işle? Ama efendim bakın şimdi şöyle. Şimdi Bill Gates'in... Microsoft'un eski CEO'su, başkanıydı. Başkanı, kurucusu. Şimdi ayrıldı, kurucusu. Bakın, evet. Onlar tabii hiçbir zaman ayrılmazlar, ayrı bir şey. Şimdi bakınız efendim. Şimdi bak, Amerikan kültürüne baktığımız zaman... Bu burjuvazi, bu büyük kapitalistler sonuçta hepsi vakıf kurarlar. Yani bu para babalarının vakıf kurmalarının tabii çok çeşitli sebepleri var. Şimdi Bill Gates dediğiniz şahsiyet kim? Bill Gates dediğiniz şahsiyet yüksek teknolojinin yaratıcısı, üreticisi olan bir düşünce şirketinin sahibi. Tamam.
diyorsun üzerine ne vazife? Tam da bu adamların üstüne vazife işte bunlar. Ve Bill Gates bunu yeni söylemiyor. Bakın bu çip takılması meselesi 2005 yılından beri konuşulan, ifade edilen, çeşitli kongrelerde, konferanslarda söylenen mesele adım adım geliyor. Ama şunu da anımsatayım herkese. Bundan önce bu çip takılması konuşulmadan önce Hollywood filmlerinde senaryolar yazdırılarak bunlar yaptırıldı neler, zaten. Neler. Efendim bunlar yaptırıldı. Bu iş her zaman öyle. Dizilerde, sinema filmlerinde, her zaman evet, belgesellerde. Çok yaşayınız. Bak önce bunda peki bunların bu senaryoların filme çekilişinin arkasındaki sermayedarlar kim diyorsanız bakın bir bu türlü Bill Gates gibi bu büyük kapitalistlerin kurmuş olduğu vakıflar, sonra Pentagon, sonra CIA gibi bütün bu kurumların hepsi bunun için bütçeler veriyorlar. O bütçelerle yapılan filmler var. Onlarla bir kere bir kamuoyu oluşturma, işte anlatma, orada bir deneme, bir sürü şey yapılıyor. Sonuç olarak yalnızca Bill Gates değil, tekrar altını çizerek söylüyorum, bu büyük kapitalistlerin neredeyse tamamı bu Amerikan kültürü olarak bizim karşımıza çıktı. Bu vakıf babaları unutmayalım ki bakın, bu büyük kapitalistler kimi de desteklediler geçmişte? Hitler'i desteklediler. Doğru. Kim var onun arkasında, Hitler'in arkasında? Hangi kapitalistler, büyük kapitalistler, bak para babaları var. Bu ben Komplo Teorileri kitabının birinci cildini yazarken orada işte vakıflarla bu türlü otoriter, totaliter rejimler arasındaki ilişkileri öğrenince ben de inanamamıştım. Onun üzerine işte oturdum biraz daha araştırma yaptım. İşte o kitabın birinci cildindeki o makalelerin birisi odur. O nedenle evet üstlerine vazife ama üstlerine vazife derken bunu olumsuz şekliyle kullanıyorum, üstlerine vazife şeklindeki fiili. Evet üstlerine vazife, tam da vazifeleri bu. Çünkü bu kapitalist sistemin yürümesi gerekiyor. Bu neoliberal ama yürümüyor işte. Yürümüyor peki ama. Erol Bey şimdi yürümüyor. Koronadan sonra ne olacak? Siz bizim 3 hafta önce dediniz. Dediniz ki bundan sonra milattan önce milattan sonra yok, koronadan önce koronadan sonra var dediniz. Dünya böyle bir kırılmanın eşiğinde dediniz. Hakikaten de gün geçtikçe, yaşadıkça şimdi herkes bu, onu konuşuyor. Evet, onu konuşuyor. Koronadan önce, koronadan sonra neler değişecek hayatımızda? Efendim bir çok şey değişiyor. Bakın bir kere büyük tartışma nerede? Büyük tartışma şurada. Kapitalizm bir açmazda. Bu yeni değil. Kapitalizmin açmazda olduğu uzun zamandır, uzun yıllardır tartışılıyor. Çünkü buradan bu neoliberal ekonomi programlarını uygulayanlar dünyayı bir çıkmaza soktular. Bir kere bu varsıllarla yoksullar arasındaki makas müthiş açıldı bu bir. İki, başka bir şey oldu. Bu sistemin yürütülebilmesi için sizin otoriter rejimlere, otoriter sistemlere ve bunların uygulayıcısı devlet liderlerine ihtiyacınız var. Onlar üretildi, türetildi. Ama ne oluyor? Bakın şimdi oraları çıkmaz sokak. Şimdi otoriterliğin sonu totaliterliğe dönüşüyor. Bu insanlığı siyasal rejim olarak toplumları bekleyen en büyük tehlikelerden birisi. İşte onun için diyorum ya bakın ABD'de de yayınlanan makalelerde kardeşim Almanya'da da şurada da burada da şimdi hemen hemen hepsinde ortak payda olarak şunu görüyorsunuz. Demin de ifade ettim ya işte yeni komünizm işte tartışılmalı gibi ifadeleri görüyoruz. Şimdi bu bir kere siyasal rejim, siyasal sistemler üzerinde büyük tartışmaları getiriyor. Bunu göreceğiz. Yani bir dakika, yani devletlerin siyasi rejimleri mi değişecek? Rejimler, sistemler, devlet yönetimcileri bir sürü şey değişecek. Değişmek zorunda. Bak kapitalizmin tekrar söylüyorum, büyük sancıları vardı. Korona buradaki doğumu hızlandırdı. Bu gebelik evet normal zamanı beklenmedi. Doğal kendi süreci acaba sürüp biter mi? Hayır. Koronayla birlikte erken doğum oldu. Bu erken doğum tartışmaları getiriyor. Acaba yeniden dünya korumacılığa mı tekrar geri dönecek bu ekonomik sistemler açısından? Bunlar çok yoğun tartışılıyor. Küreselleşmecilerle korumacılar arasındaki bu büyük çatışmadan söz ediliyor. Şimdi bu çatışmanın sonucu hangisinin lehine dönecek? Bu dönüş gürültüsüz, patırtısız olmayacak, olmuyor. Hepimiz hatırlayalım işte Birinci Dünya Savaşı'ndan söz etmeyeceğim. İkinci Dünya Savaşı sürecinde bakın ne oldu? Bu ekonomik kriz gerçi o zaman insan eliyle yaratılmıştı. Çok büyük siyasal çatışmalara döndü. İşte faşizm, nasyonel sosyalizm gibi bütün bu rejimler doğdu, üredi, türedi ve kapitalistler, büyük kapitalistler, vakıf babaları, kurulan o vakıflar, bakın bunların arkasındaki güçler olarak bizim karşımıza çıktı. Ardından ne oldu hatırlayın işte koskoca 2. Dünya Savaşı 60 milyon üzerinde insan öldü. Efendim yeni sistemlere bu sefer demokrasi önemli dediler.
sosyal demokrasi de yükseldi. Bugün peki görülen ne? Sosyal devlet önemli, sosyal devlet olgusunun çökmüş olduğu, kapitalizmin özellikle sağlık hizmetlerindeki anlayışı, bu yapı yapılanmalar Türkiye'de dahil olmak üzere, bakın bu şehir hastaneleri meselesinde gördüğümüz gibi, yani hazine garantili sağlık müteahhitleri yarattınız. Bak böyle bir salgında neye muhtaç oluyorsunuz, sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu ve hastanelerin kamulaştırılması, kamuya ait olması gerektiği çırılçıplak biçimde karşımızda duruyor. Siyasal iktidar üniversite hastanelerinde, üniversite tıp fakültelerinde bak çok büyük bir kırıma yol açtı. Oranın bütün değerli hocalarının hepsi bu özel hastanelere, özel üniversitelere kaçtı. Ne oldu orada? Siyaseten, siyasal olarak siz bir kadrolaşmaya gittiniz. Sonuçlar bak neyle karşılaşıyoruz? Doğru. İşte nelere yol açacak dediğimiz zaman üzerinde tartışılacak çok konu var. En basiti, demin söyledik, en basiti değil tabii. En çetrefilli olan, en ciddi olan, en problemli olan kısmı teknoloji ile ilgili olan mesele. Teknoloji tartışılacak şimdi. İşte Bill Gates'in ifade ettiği, kurduğu, daha sonra başkalarının da söylediği, işte bu çipler, çiplerin takılması, bunların kullanılması, insanlar nasıl yönetilecek, ondan sonraki süreçte kim kontrol ediyor? Bakın dikkat ediniz, neye dönüyor iş? Devletlerin, tırnakça söylüyorum, şiddetine dönüyor. Doğru. Şiddet demek efendim yalnızca işkence yapmak demek, Filistin askısını almak, elektrik vermek, işte su mermere yatırıp elektrik vermek demek değil ki. Evlerimize kapanmamız bir devlet şiddetidir. Evet, korona bu virüs, doğru. Bunun sebebine biz evlerimizdeyiz. Ama bakın bu bir devlet şiddetidir. Sıkı yönetim ilanı devlet şiddetidir. OHAL ilanı devlet şiddetidir. Niye? Çünkü özgürlüklerimiz kısıtlanıyor. Ha buna konuşulur, işte terörizm var, terörist var, salgın hastalık var, ne yapsınlar? Bunlara hiçbir şey dediğim yok. Tabii ki önlemler böyle alınacak. Bunun yolu yok. Ama önemler, siz bir devlet aygıtından bahsediyorsunuz. Ben aygıtından yani dünya, söz ediyorum. Küresel anlamda bir gayet devlet aygıtı, insanların geldiği bu karmaşık yapı içerisinde bir baskı uygulayarak insanları evine hapsetmek durumunda kaldı. Aslında bu bir tükeniştir diyorsunuz. Tükeniş tabii, çünkü bu bir alışkanlığa dönüştürüldüğü andan itibaren de ne hale geleceğini hep birlikte düşünelim. Doğru. Hep birlikte düşünelim yani. Bu arada Erol Bey, bir izleyicimiz göndermiş. Who Light People Died diye bir tek açılmış şeyde, sosyal medyada sevgili izleyiciler. Dünya Sağlık Örgütü virüsün insandan insana bulaştığını gizledi. Uçuşların sınırlandırılmasının doğru olmadığını söyledi. Yetmedi, asemptomatik kişilerin virüs bulaştırdığı gerçeğini yok saydı, yok sayıyor. Gerçekten Dünya Sağlık Örgütü artık tam anlamıyla hedef tahtasında sevgili izleyiciler, onu söyleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'ne oklar çevrilmiş vaziyette. Tabii. Erol Bey. O zaman şuna bakılacak, Dünya Sağlık Örgütü'nün arkadaş sponsorları hangi kimya endüstrisi, hangi büyük ilaç şirketleri, bak bakılacak. Bir not da orada ekleyeyim mi? Ağırlık, yönetiminde ağırlık kimlerde? Çin. Çin. Artık konuşmaya Çinlerde. Gerek var mı? Evet. Evet. Bak konuşmaya gerek var mı? Hiç kuşkusuz ki Çin siyasal rejimi nedeniyle gerçekleri saklıyor. Evet. Tıpkı Kuzey Kore gibi. Tıpkı Rusya gibi. Evet. Bak Putin'de de öyle. Evet. Efendim buradaki bu salgın meselesini söyleyen tıp otoritesi, işin başındaki şahsiyeti tutuklatmışlar. Mesela evet. Gözaltına aldırıyor, tutuklatıyor. Şimdi bütün bunları saklamaya, kapatmaya çalışırsanız, ki evet öyle yapıyorlar. İşte onun için demin dedim ya, bak otoriter rejimler totaliter rejimlere dönüşüyor. Bu çok büyük sıkıntı, insanlık için çok büyük sıkıntı. Hep 11 Eylül öncesi hatırlayınız, ABD ne diyordu? Birinci sırada demokrasi, ikinci sırada insan hakları. Sıralaması böyleydi. Ondan sonra işte dördüncü sıraya güvenliği koyuyordu. 11 Eylül'le ne yaptı? Güvenliği hemen birinci sıraya koydu. Onu bahane ederek bir takım opera, Afganistan, Irak, Libya, Suriye, bak bütün bunları yaptı. Korona salgınıyla dünya uğraşıyor ama unutmayalım ki Libya, Suriye, bak bu problemler üzerinde hala ABD ve öteki güçler hala bu problemler üzerinde yürümeye devam ediyor. Bakın yürümeye devam ediyor ve Türkiye de inat ediyor ve ısrar ediyor Suriye meselesinde. Bak askerlerimiz orada. Benim ödüm kopuyor İdlib'deki mesele dolayısıyla Türk askerlerine, onlara bu salgın ne olacak? Onlara hayır, bak geleceğiz. Diyorum ya, bunlar nereye evriliyor? Evet. Onun için hani devletlerin umrunda mıyız biz? Zerre kadar umrunda değiliz. Devletler için insanlar, vatandaşları, birey olarak birer kakalaktır ya, birer hamam böceği.
Umrunda bile değil devletin bunlar. Devlet dediğimiz o organizasyonun, organizmanın. Çünkü sonuçta onlar hayatiyetlerini sürdürmek için fark etmiyor. Bak sosyalizm, faşizm, liberalizm gibi çeşitli siyasal yapılar, rejimler kuruyor devletler. Kuruyor, yıkıyor, yeni kuruyor, yeni yapıyor. Umrunda bile değiliz biz ve arada biz milyonlarca insanlar olarak biz ölüyoruz. Ölüyoruz. Evet. Bugün bakın ilaçlar üzerinde konuşulan konuşmalara bakınız. Onun için insanlığın baş belası, insanlığın günümüz dünyası için söylüyorum en büyük tehlike ilaç şirketleri. En büyük tehlike. Evet, şimdi Erol Bey son 20 dakikaya girdik. İsterseniz diğer konularımız var. Ne, diğer konular derken gene bununla alakalı. Gene bununla alakalı. Ülkemizi etkileyen bu koronavirüs dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir bağış kampanyası başlattı. Milli Dayanışma kampanyası. Milli Dayanışma adı altında bir bağış kampanyası başlattı. Ama hadi o tamam, onda bir sorun yok diyelim ama beraberinde ertesi günde iki Cumhuriyet Halk Partili belediyenin başlattığı kampanyanın hesaplarına bloke kondu. Hesaplarına bloke kondu. Toplamalarına da engellendi. Dendi ki valiliğin izniyle bu yapılır. Valilikten izin alınmadı dendi. İddia buydu. Daha sonra da bu iş tek merkezden toplanır dedi. Buna Konya Büyükşehir Belediyesi de topluyor imiş AK Partili. Ona Gaziantep'te. Da telefon etti. Evet, Gaziantep'te. Onlar da telefon uyarılarıyla hemen kampanyalarını durdurmuşlar. Ama geçtiğimiz salı günü biz şimdiki zaman siyaset programını yaptığımızda sevgili İsmail Saymaz güzel bir konuşma yaptı orada. Dedi ki ya dedi şimdi toplum her yerde kutuplaştı dedi. Her konuda. Bırakın bari bu salgın konusunda, sağlık konusunda kutuplaşmayalım. Neden böyle yapıyor? İsteyen istediği yere bağışını yapsın. Devlet değil mi elinizde? Siz çıkın denetleyin onu. Nereye harcıyor? Denetleyin. Parayı nereye kullanıyor? Denetleyin. Şeffaf bir şekilde bunun toplanmasını ve yardımların dağıtılmasını siz devlet olarak denetleyin. Niye karışıyorsunuz bağışların toplanmasına dedi. Ayrıca şunu da ekledi İsmail Saymaz. Dedi ki kardeşim insanlar bugüne kadar yapılan bağış kampanyalarına şeffaf bir şekilde hesap verilmediği için ve üzerine hep böyle bir tartışmalar yaratıldığı için insanlar güvenli yaklaşmıyorlar diye de ekledi. Gerçekten de doğruydu. Yani insanlar o kampanyaya verdikleri paranın şeffaf bir şekilde hesabını soramayacaklarını düşünüyorlar. Böyle tedirginlikler var. Bırakın insanlar istedikleri yere kampanyada yardımlarını yapsınlar. Orası dağıtılsın. O da internet üzerinden an be an artık sosyal iletişim çağındayız. İnsanlar nerede, kime yardım yaptıklarının ve yardımın nasıl ulaştığının, adresine nasıl ulaştığının hesabını sorsunlar, takibini yapsınlar. Öyle değil mi? Siz ne söyleyeceksiniz Erol Bey? Efendim bir, şimdi iki şeyi birbirinden ayıracağız. Bir, bir bağış, iki yardım kampanyası. Şimdi bağış nedir? Kişiler tarafından yapılmış olan gönüllü vermenin adıdır. Şimdi siz insanlara sen niçin gönüllü olarak bağış yapıyorsun, veriyorsun nasıl dersiniz? Örneğin AKP'nin kuruluşunda pek çok iş adamı kişi bağışta bulundu. Kuruluşun partinin, bütün partilerin kuruluşlarında bu yapılır. Seçim dönemlerinde yapılır. Parti genel başkanları telefon açar falanca iş adamına. Kimse nasıl der ona Gürkan Acır sen niçin işte CHP'ye para veriyorsun ya da Erol Mütercimler sen niçin işte bilmem AKP'ye para veriyorsun gibi gibi gibi. Şimdi bu, böyle bir soruyu soramazsınız. Şimdi adı üstünde bu bağış, ben bir şeyi buna hibe bulunuyorum. Bakın şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi belediyeler için bunu söylüyorsunuz. Televizyon sahibi işte genç adam Acun Ilıcalı. Erzurumspor için bağış kampanyası ekranlardan yaptı. Fenerbahçe kulübü için bakın yapıldı pek çok. Cem Yılmaz dahil olmak üzere ne kadar çok kişi ona katıldı. Bakın bağışlar yapılıyor. Bugün pek çok dini vakıflar, dernekler, işte ne bileyim Kur'an kursları, bütün bunların hepsi de bu tür bağış kampanyaları yapıyor, bağışlar topluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir vakfı var. O vakıfın kendisi ilanlar yayınlayarak bağış çağrılarında bulunuyor. Şimdi buraya kadar bir şey yok. Ha, şimdi gelelim ikinci kısmına. Bu bağış kısmı, yardım toplamak. Şimdi yasalar, konuşuyor işte hukukçular. Bunu en iyi anlatanlardan birisi Ersan Şen Hoca'ydı, kulakları çınlasın. Çok da güzel anlattı meseleyi, yasa maddelerini ortaya koyarak. Orada da belediyelerin yardım kampanyası yapamayacağına, yapmayacağına dair bir madde yokmuş ki orada da. Ana mesele şu,
baştan itibaren de ben şunu savunuyorum. Tamam, bir devlet yani bir merkezi otorite olacak. Orada da bir tuhaf kavramlar kullanmaya başladılar. Bu hiç doğru değil. Evet. Merkezi hükümet, yerel hükümet gibi böyle tuhaf saçma sapan işler dönüyor bu memlekette. Böyle evet. de bir zırvalık olmaz. Yani herkes bunları kullanırken bu kavramları haddini bilerek kullanacaklar. Bunlar siyaseten öyle kullanılacak şeyler değil. Bu daha sonra bu memleketin başına çok büyük işler açacak olan kavramlardır doğru, bunlar. Doğru. Bunlar çocuk oyuncağı değil öyle. Ağzına gelen herkesin kullanacağı şeyler değil. Evet, bir merkezi otorite tabii ki yasaların uygulanmasını takip edecek. Belediyeler de kendi başlarına iş yapamazlar. Öyle başına buyruk. Herkes yasalara uyacak. Cumhur reisi de yasaya uyacak. Belediye başkanı da sen de ben de hepimiz yasa. Kimse yasaların üstünde değil kardeşim. Ama yasaları eğip bükmek. Benim partim yaparsa göz yumacağım ama muhalefet partisi yaparsa tepelerine bineceğim. Şimdi bu korona meselesi bugünler şöyle bir hesap günü değil arkadaş. Yarın seçim var. Aman bu CHP belediyesi Ankara biliyorsunuz ilk önce Mansur Bey başlattı. Mansur Bey baştan beri doğru şeyler yaptı. İstanbul Belediyesi geç kaldı. Onlar eksik şeyler yapıyor. Eksik yaptılar. Ama en iyi modeli o uyguladı her Mansur şeyiyle. Mansur Yavaş bir belediyecilik şeyi çiziyor ya. El kitabı yazdı. El kitabı yazdı. Mansur Yavaş beyefendi belediyecilik konusunda, yönetim konusunda kardeşim bir el kitabı yazdı. Herkes cebine koyacak onu kitabı. Bütün belediye başkanları. Tamam yani Antep'in belediye başkanı da başarılı. O da başarılı, doğru şeyler yapıyor. Fatma Şahin. Evet efendim. Fatma Hanım da gerçekten başarılı işler yapıyor. Ama şimdi siyasal irade, yarın seçim var. Aman işte bu CHP zaten ben İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay bu büyük şehirleri kaybettim. Ben bunları nasıl geri alırım? Bak böyle şeyler yapayım, itibarsızlaştırayım diye düşünüyorlarsa ki umarım ki böyle şey düşünmüyordur. Tayyip Bey ve çevresindeki danışmanları düşünüyorlarsa zaten kaybettiler demektir. Halk bunları bağışlamaz. Herkes her şeyi görüyor artık. Bu sosyal medya ağ merkezlilik dediğimiz meselede hiç kimse hiçbir şeyi saklayamaz. Kısacası bırakın arkadaş, belediye başkanları kimdir? Yerel bu bölgelerin insanlarının seçtikleri kişiler. Milletvekilleri gibi değil. Milletvekillerini hiç tanımıyoruz bile. Kim seçtiğimizi, kimi gönderdiğimizi bilmiyoruz. Ama belediye başkanları düşünün. İlçelerde düşünün, beldelerde düşünün, oraların çocukları, oranın halkı biliyor kimi seçtiğini. Niye seçiyor, bana en iyi hizmet edecek çocuk kimdir diyor. Onu noktalıyor ve gidiyor ona oy veriyor. Ama siz halkın seçtiği, işte bunların adına biz ne diyoruz? Yerel yönetimler diyoruz belediyeler meselesinde. Efendim işte bu belediyelerimizin hizmetini aksatacak kararları yalnızca ideolojik nedenlerde alırsanız, siyasal nedenlerden alırsanız, toplumu ben ve ötekiler, bizimkiler ve sizinkiler diye ayırırsanız, işte böyle günlerde kimse bir araya gelemez arkadaş. Gelemez. Şurası bir gerçek. Herkes evimize kapattınız mı? Kapattınız. İşlerini kaybettiler. Gündelikçiler bir kuruş para kazanamıyor bu insanlar. Garsonundan berberine, kuaförde çalışanına kadar herkes mağdur. Erol Bey, devlet neden nedir? Biliyor musunuz? Biz neden İtalya değiliz? Yani hani hep kıyaslıyoruz ya kötü senaryo İtalya, kötü senaryo İtalya bu korona salgınında. Ya tamam İtalya sokağa çıkma yasağı uyguluyor ama İtalya'da şimdi birazdan okuyacağım. Senin de benim de çok iyi tanıdığımız sevgili Necef ablanın oğlu Orhan, evet, Orhan. Ve Sena oradalar. Sena bana dün gece yazmış Gürkan abi diye. Bakın şimdi onu okuyacağım. İtalya'da sevgili izleyiciler Milano'da yaşıyorlar. Ve şöyle bir... Sen onu ararken tamam. Şunu söyleyeyim izleyicilere bakın şimdi. Evlere kapattınız mı? Kardeşim şuna hiç kimse itiraz edemez. Kim itiraz ederse vicdansızdır ve akıl sağlığı yerinde değildir. Bu insanlarımıza devletin hemen yardım etmesi gerekiyor. Devletin en azından asgari ücreti neyse bu ülkenin o evlere o parayı anında karşılıksız vermesi gerekiyor. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ama itiraz şurada. Dünyada iki tane devlet halkından para istedi. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ötekisi Sudan. Onun dışında bütün devletler daha önceden buna ayrılmış bütçeniz var. Mesela Türkiye'nin Varlık Fonu diye bir şey var. Ahmet Davutoğlu söyledi, dedi ki örtülü ödenek bugünler içindir. Ahmet Davutoğlu kim? Sizin AKP iktidarının özbeöz evladı işte. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı daha önce danışmanlığını yaptı Abdullah Gül Bey'in. Şimdi ne diyor? Bunlar için var. Peki buradaki en büyük sıkıntı ne?
Bak yarın konuşulacak olan en olumsuz yan ne şu? Buraya bağış yapan şirketler, bankalar dahil olmak üzere yaptıkları bağışı vergiden düşüyorlar. Böyle bir zırbalık olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Devletten aldım, devlete vereyim, bana para verdiniz diyorsun. Olur mu böyle saçmalık? O zaman niye karar almıyorsunuz ki vergiden düşülemeyecek diye? O zaman ben göreyim bu ülkenin para babalarını. Tamam bu ülkede burjuvazi yok. Yazıyorlar bazıları işte şeylere bu sosyal medyada işte bu Türk burjuvazi. Kardeşim Türkiye'de burjuvazi yok. Türkiye'de kapitalistler var. Türkiye'de büyük para babaları var. Onun adına para babası denir. O kadar bitti. Şimdi Erol Bey okuyayım mı? Buyurunuz. Sena göndermiş. Milano'da yaşayan bir kardeşimiz. Diyor ki Gürkan abi diyor iyi yayınlar sayılar düşmeye başladı. Yani hem vaka sayısı hem İtalya'da düşmeye başladı. Bu arada sevgili izleyiciler onu da söyleyelim. O kadar negatife odaklı bir yayıncılık yapılıyor ki tüm dünyada bu böyle. Yani sadece Türk medyasını veya sosyal medya. Evet. Yani şimdi İtalya düştü. Neden? Çünkü sayılar azalmaya başladı. Bu sefer İspanya'da ölü sayısı şu kadara çıktı. İspanya'da bu kadar kişi koronavirüsten öldü haberleri yapılıyor. İtalya'da sayılar düşüyor. İtalya'ya niye vermiyorsunuz şimdi? Sayılar azalıyor çünkü. Bir. İkincisi iyileşenlerin sayısı niye verilmiyor? Bir de iyileşen insanlar var. Hı hı. Bakın dün çok güzel sevindirici bir haber aldık. 81 yaşındaki Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen abimiz. Tedavi oldu korona rahatsızlığından. Tedavi geçmişler oldu. Olsun Ali abi geçmişler ve olsun. Ve evine taburcu edildi dün. Ne güzel. 81 yaşında bakın. Ne güzel. Yani ne böyle güzel. Vakaları da insanlara vermemiz lazım, söylememiz lazım diyelim. Sena'nın mesajına dönüyorum. Sayılar düşmeye başladı ama bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Şu anda hastalık güneye inmemiş. İtalya'nın güneyine inmemiş gibi gözüküyor. Bu hafta bizim için çok önemli. Güney için özellikle diyor. 16 Nisan'a kadar durum aynı. Evlerdeyiz. Sevgili izleyiciler İtalya'da sokağa çıkma yasağı 16 Nisan'a kadar uzatılmış. Onu söyleyelim. Nisan'ın ilk haftası Paskalya burası. Burası için zor olacak diyor. Alman düşmanlığı artık iyice dile getiriliyor diyor. Tabii. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği çatırdıyor. Yeniden üretime nasıl geçilecek bunlar konuşuluyor. Muhtemelen belli yaş üstü bir süre daha evde tutulacak. Emekli olmaya yaşı 67'dir İtalya'da onu hatırlatayım diyor. İlk önce fabrikaların en sonda restoranların ve kafelerin açılacağı konuşuluyor diyor. Burada Campania, Napoli'nin başkenti olduğu Campania bölgesi başkanı, sıkı dur Erol Bey, sıkı durun, kendi kasasından halka 500 milyon avro yardım yapacağını buyurun, açıklamış. Kendi kasasından. Napoli'nin başkenti olduğu Campania bölgesi başkanı, herhalde belediye başkanı, 500 milyon avroyu halka yardım edeceğini söylemiş. Bu arada evet. Almanlar da bir söylentiye göre borç şeklinde de olsa İtalyanlara para vermeye hazırlanıyormuş diyor Sena. Buradan çok teşekkür tabii. ediyoruz. Avrupa Birliği'ni çatlatmamak için. Bakınız şimdi yalnızca bir kişi Napoli böyle üzerinde büyük tartışmalar var. Çatlaması biraz zaman alır tabii ki. İtalyanlar sonra çark ederler. Şimdi çok bağırıp çağırıyorlar da. Tabii çok bağırıp çağırıyorlar. Efendim şimdi bakınız bir kişiden söz ediyor. 500 milyon avro diyor. Peki Türk lirasıyla çarpınız şu anda. 7 lira diyiniz. 7 kere bize 3,5 kat trilyon neredeyse. Diyiniz. Türkiye'de toplanan paraya bakınız. Evet. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ayırdığınız zaten para 100 milyar Türk lirasıydı. Yani yaklaşık olarak işte 5,5 milyar dolar diyelim. Şeyin Türkiye'nin ayrılmış olduğu para. ABD'ye bakın. Kaç trilyon dolar? Kaç trilyon dolar? 2 bakın. Ayırdı, 2 daha ayırıyorum efendim, dedi. Bakın, evet. Norveç'e bakın. Norveç'e bakın. Türkiye şu anda bu hastalığın yayılma hızı itibariyle 10. sıraya yükselmiş ve Türkiye'de çok hızlı yükseldiği söyleniyor. Normal yani Türkiye'de çünkü geç kalındı. Bakın Dışişleri Bakanı dedi ki biz 23 ülkeye yardım ettik, yardım gönderdik. Bu 23 ülke kim? Bu 23 ülke kim? Türkiye'nin bir sürü şeye muhtaç olduğu dönemde siz hani kime ne gönderdiniz? Tamam Türkiye Cumhuriyeti Devleti iftihar ederiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yardımlarıyla. Başka bir husus var. Umre'den dönenlerin biliyorsunuz parasitamol denilen bir ilaç dağıtılmış ateş düşürücü. Diyanet İşleri Başkanı dedi ki bunun bizle ilgisi yok. Yani biz vermedik böyle bir talimat. O zaman kim verdi kardeşim? Sağlık Bakanlığı mı verdi? Tur şirketleri mi verdi? Evet, kim verdi bunu? Kim yaptığını bilmiyoruz ama bunu kim, Sağlık Bakanlığı öyle bir şey yapamaz. Bu aklı yani. Kim verdi?
Hayır işte ben de diyorum ki bu aklı kim verdi? Madem Diyanet İşleri Başkanı bizle ilgisi yok, biz böyle bir akıl vermedik, talimat emir vermedik deniyorsa oradan çıkanlar gibi, bakın bütün bu yanlışların hepsinin konuşulması, tartışılması gerekiyor. Türkiye'de dediğin niye yükseliyor diyorsak eğer bu. Şimdi buradaki ana mesele ne? Kardeşim bu hastalık, bu salgın bir şekliyle sonlanacak, bir şekilde yumuşayacak ama bütün tıp otoriteleri, televizyonda konuşan bizimkiler de ısrarla ne diyor? Bu iş bitmeyecek diyorlar. Bak bu iş bitmeyecek. Sonbaharda tekrar geri dönecek. Yeniden bu mutasyona uğrayacak ve biz bu virüslerle, biz bu salgınlarla yaşamayı öğreneceğiz ve biz buna razı olacağız. Çok güzel. Şimdi yaşaman için ekonomi, değil mi? Ne benim ne senin hiç bilmediğimiz alan. İkimizin de bilmediğimiz bir şey. Biz kime bakıyoruz kardeşim? Ekonomi konusundaki otoritelere. Neye bakıyorum? Mahveilmez'e bakıyorum. Değil mi? Evet. Ondan sonra geri dönüyoruz Esfender Korkmaz Hoca'ya. Şimdi bakıyoruz. Yani neye bakıyorum ben? İktidar adına konuşmayanlara bakıyorum. Evet. Benim için önemli olan onlar. İlhan Kesici'ye bakıyoruz. Aydın Ayaydın'a bakıyoruz. Tamam. Gerçi Aydın Ayaydın zaman zaman hani böyle daha iktidara yakın güzel şeyler de söylüyor. Tamam. Hepsi ne söylüyor? Hepsi iki şey söylüyor. Hepsi iki tane öneri diyor ki bir ya para basacaksınız ya IMF'ye gideceksiniz. Şimdi bak IMF meselesinde bizim ülkede yanlış bilinen bir husus var. İlhan Kesici. Bak IMF konusunda. İlhan Kesici bizim programda söyledi açıkladı. Bakınız şimdi IMF konusunda bizim ülkede yanlış bilinen bir şey var. Bir şimdi IMF'nin kuruluşunda kardeşim Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti de var mı? Türkiye Cumhuriyeti var. Devleti de var öyle var, mi? Var. Doğru. Varız peki. IMF bir devlet mi? Hayır değil. IMF. İşte bu devletlerin, üyelerin kurmuş olduğu böyle bir para fonu. Şimdi bir devlet olmadığına göre IMF için emperyalisttir, yayılmacıdır, bilmem nedir böyle bir cümleler kurulabilir mi? Ben böyle cümleler okuyorum, inanamıyorum okuduklarıma. Arkadaş ne olur sosyal medyada da lütfen amaçlı olarak böyle saçma sapan şeyler yazılanlar var. Bilgisizlik nedeniyle kulaktan duyma, dedem dedi ki işte amcam kodu ki şeklindeki cümleler var. Böyle saçma sapan şeyler olmaz. Yazık günah, hele böyle günlerde bunları yapmayalım. IMF'nin fonksiyonu ne? Gidip oraya talepte bulunuyorsunuz. Evet, IMF'den borç alman, bu türlü kredi açması sana, öteki kreditörlerin de sana güven duymaları anlamı taşıyor. Otur orada, doğru düzgün anlaşmalar yap. Ya IMF'nin sakıncası nerede diyoruz? Sakıncası şurada. Borcu verdikten sonra bu paranın nasıl kullanılacağını çok sıkı biçimde takip ediyorlar. Sana reçeteler veriyor ve diyor ki kardeşim bunu uygulayacaksın. Ha, problem buradan kaynaklanıyor. Yoksa hani IMF'ye karşı kabadayılık yapmak falan filan gibi, tamam bunların hepsi siyasetçiler açısından olabilir, olmayacak şeyler değil bunlar. Ama bütün bu söylemiş ismini demin saymış olduklarımın bu dördü de, dört şahsiyetin dördünde söylediği başkaları da söylüyor. Ama ben bu dördünü söyleyeyim çünkü öbürleri için denebilir ki işte bak bunlar solcu işte şeyde. Bir günde yazıyorlar. İşte bilmem nerede yazıyorlar. Bunlar solcular. Hadi onların isimlerini söylemiyorum. Ama en azından şu ortada diye gördüklerimizin önerileri. Dolayısıyla ne olacak? Şimdiye kadar ki biz uygulanan modele baktığımız zaman bizim Türkiye'de uyguladıkları üretime dönük model miydi? Üret harca modeli miydi? Hayır değil. Sıcak para üzerine kurmuş oldukları bir modeldi. Ne oldu? Üretmeden harcadık. Banka kartlarından kartlar üreterek insanlar harcadık. Borçlanarak sürekli. Evet efendim. Bir beton ekonomisi, iki sürekli borçlanma. Peki bu bitti işte bak. Bitti. Her yerler kapattınız. Üretim yok. Yok zaten yoktu. Fabrikalarımızı devamlı kapattı siyasal iktidar 18 yıl boyunca. Aklımızın almadığı şeklinde niye yaptı bütün bunu? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum niye kapattı. Bir tane bile niye fabrika açmadı? Övündüğümüz şey... Büyük havaalanı, dünyanın büyük havaalanını yapıyoruz. Övündüğümüz şey büyük köprü, övündüğümüz şey yüksek binalar. Hep söylüyorum kardeşim, büyük olması marifet değil. Önemli olan fonksiyonu, küçük olsun fonksiyonlu olsun kardeşim. Uzun olmuş, fonksiyonsuz olmuş ne işime yarayacak? Bunun peşine düşmenin anlamı yok ki. Bakın bu dönemde bir tane kazançlı kesim var Türkiye'de, o da kim kardeşim? Hazine, garantili müteahhitler. Şu anda kimse yollardan geçmiyor, köprülerden geçmiyor. Alanları kullanmıyoruz ama devlet hazine garantisi nedeniyle ödemelere devam ediyor. Niye bunları durdurmuyorsunuz? Evet. Para arıyorsunuz gibi, onun için geri dönsün bu ekonomistlere, kulak versinler.
Ben ekonomist değilim, iktisatçı bu değilim. Bu yardımla toplanacak, toparlanacak bir şey değildir. Olmaz. Devletin çok daha ciddi tedbirler alması gerekiyor. Halk bağışını yapar. Evet, yapar. O ayrı halk bir bağışını iş, yapar. O yapsın da. Ama bununla bu iş çözülmez. Devletin çok daha kalıcı tedbirler alması lazım. Bakın Erol Bey, geldiğimiz noktada hiçbir ilden neredeyse 30 büyükşehir il birbirine geçiş yok artık. Yani mesela şu anda İstanbul'dan çıkamıyoruz. 31 değil mi? İl değil mi? 31 il. Zonguldak'a kattılar. 30 büyükşehir artı bir il. Doğru karar. Doğru karar. Şimdi yaş sınırlaması 60 ile 20 yaş arası. 20'nin altı. 20'nin altı, 60'ın üstü. En doğru karar o. Ondan sonra muhtemelen önümüzdeki günlerde belki saatlere yönelik bir kısıtlama da gelebilir. Yani tamam, işte gece yarısında şöyle 19'dan sonra sokağa çıkma yasağı olabilir. Vesaire olabilir. Yapılmalı. Yani bu kadar sert tedbirlerin alındığı bir yerde ülke ekonomisini rahatlatmazsanız insanlar panik içerisinde gene bir kendisini sokağa atıp çalışma yolunu seçeceklerdir. Neden? Çünkü biz İtalya gibi, biz işte Yunanistan gibi sırtımızı Avrupa Birliği'ne dayamış, oradan gelen gelirle herkesin iyi kötü bir kayıt içinde olduğu bir ülke değiliz. Bizde gündelik gelirini kazanan insan sayısı çok fazla. Bizde kayıt dışı ekonomi çok büyük. Bunun için insanlarımız çalışmadıkları gün aç kalabilirler. Çalışmadıkları gün evlerin rızkını temin edemeyebilirler. Hal böyle olunca devletin mutlaka ve mutlaka insanlara bir para yardımı yapması gerekiyor. Şart efendim, hayır şart. Bunun tartışması bile yok. Bunun tartışması bile yok. Devlet bu parayı bulabilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim anladığım kadarıyla bu parayı bulabilecek güçte olan bir devlet. Niye? Tayyip Bey ne dedi? Suriyelilere bak 40 milyar dolar harcadık diyor. Meclis görüşmelerinde öyle olmadığını falan işte konuşuyorlar. Ümit Özdağ 52 milyardan söz ediyor. Diyor ki AKP'lilerin kendi kaynakları söylüyor. 52 milyar dolar. Tayyip Bey ne demişti? 40 milyar dolar verdik, 40 milyar daha veririz. Şimdi konuşulan ne? Bu türlü yardımlar konuşuluyor. Bu kime gidecek deniyor. Konuşuluyor evet, işte. Doğru. Konuşuluyor. Bu yine diyorlar Suriye'den gelen göçmenlere, işte AKP'nin kendi belirlemiş olduğu ailelere mi gidecek gibi. Bir kere müthiş bir güvensizlik var. Bu güveni kim sağlar? Bu güveni ülkenin cumhur reisi sağlar. Ama ülkenin cumhur reisi hala sen ben gibi, siz biz gibi böyle bir ayrıma gittiği sürece cümlelerinde bak kendisini toparlayıcı cümleler kuruyor. AKP'li belediye başkanlarıyla konuşurken evet, ama uygulamada bu böyle karşımıza çıkmıyor bizim. Peki. Çıkmıyor. Hala burada siyaseten kavgaya yöneliyorsanız, iktidar muhalefet kavgasına, kardeşim bu işin içinden çıkılamaz. Gün peki, böyle bir gün değil. Adı üstünde Milli Dayanışma Günü, ama burada da tek bir şey var. Kardeşim, ülkenin siyasi iktidarına güvenecek. Güven kaybolduğu zaman her şey kaybolur. Erol Bey, önce ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sonra bizi evinizde konuk ağırladığınız olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. Bu korona devam ettiği sürece anladığım kadarıyla biz pazar yayınlarını bu evden yapacağız. Bu masadan yapacağız sevgili evet, izleyiciler. Peki. Yoğun ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Erol Mütercimler'in İstanbul'daki evinden canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Sağlıkla kalın. Umutlu olun. Umudunuzu hiç yitirmeyin efendim. Dünya ve insanlık bu savaşı kazanacaktır. Biz de Türkiye olarak bu savaşı kazanacağız. Hiç moralinizi bozmayın. Hoşça kalın efendim. İyi pazarlar.